Değerli izleyenler, başkente çevireceğiz kameralarımızı. Öyle ki Milli Güvenlik Kurulu bugün ilk kez yeni üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek. Detayları da bize Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala aktaracak. Hemen kendisine dönelim. Mustafa Pala, hoş geldin yayınımıza. Neler aktarırsın? Arzu, yeni dönemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün saatler 15'i gösterdiğinde Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen dakikalarda o kritik toplantıya başkanlık yapacak. Toplantıda birbirinden önemli başlıkların olduğunu söyleyelim ama şöyle birazcık geniş hatlarıyla değerlendirdiğimiz zaman en önemli sorunun, daha doğrusu en önemli başlığın terörle mücadele olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hem sınırların içerisinde hem de sınırların dışında FETÖ, PKK, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar tüm ayrıntılarıyla birlikte değerlendirilecek. Diğer bir taraftan sınır güvenliği de masanın en önemli ve en dikkat çekici başlıklarından bir tanesi olacak. Göçmen politikası ve sınırlardaki alınacak olan önlemler de yine MGK'nın en sıcak başlıklarından bir tanesi. Doğu Akdeniz, Ege'deki son durum, hem Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyindeki yürütülen operasyonlar da Milli Güvenlik Kurulu toplantısının en önemli başlıklarından bir tanesi. Elbette bugünün ve aynı zamanda NATO'nun en önemli başlığı da MGK toplantısında. Nedir o? İsveç'in NATO üyelik süreci bugün bir kez daha Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Daha önce hem İsveç hem de Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları vardı. Türkiye bu süreci deyimlerinde ise karşı çıkmıştı ve Finlandiya'nın terörle mücadelede atacağı adımlar doğrultusunda Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine yeşil ışık yaktı Türkiye, ancak İsveç'e kırmızı ışık göstermiş, kırmızı kart göstermişti. Bugün itibariyle bir kez daha İsveç'in NATO üyelik süreci Milli Güvenlik Kurulu toplantısında eline boyuna değerlendirilecek ve Ankara İsveç'in atacağı adımlara göre yeni bir pozisyon, yeni bir değerlendirme yapmış olacak. Bugün itibariyle şunu da ifade etmek gerekiyor. Yeni dönemin ilk kabinesi dedik, ilk MGK'sı dedik. MGK'da ilk kez masada olacak olan isimler var ya da bugün itibariyle daha farklı sıfatlı olacak olan isimler var. Örneğin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk kez Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılacak. Diğer bir taraftan daha önce Genelkurmay Başkanlığı görevini yapan Yaşar Güler bugün Milli Savunma Bakanı olarak masada olacak ve diğer bir taraftan da yine Dışişleri Bakanlığı koltuğunda Hakan Fidan oturacak ki Hakan Fidan daha önce MİT Başkanı olarak MGK toplantısına katılıyordu ve öbür taraftan da yine Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı olarak da İbrahim Kalın MGK toplantısındaki en önemli konuklardan bir tanesi, masadaki en önemli isimlerden bir tanesi olacak. Yani bugün MGK ilkleri de bünyesinde barındırıyor. En önemli 3 başlık var. Söylediğimiz gibi terörle mücadele bunların en önemli başlıklarından bir tanesi. Sınır güvenliği ve İsveç'in NATO üyelik süreci. İşte bugün MGK bu başlıklar altında saatler 15'i gösterdiğinde Beştepe'de toplanacak ve ilerleyen saatlerde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdikten sonra da bir bildiri yayınlanacak ve o bildiride de MGK'nın önemli kararları kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Arzu, kritik bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Yeni dönemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de toplanıyor. Biz de bu kritik toplantıyı yakından takip etmeye devam ediyoruz. Diyelim, sözü sana bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.